Merhaba arkadaşlar, ben Roger Hoca. Bugünkü dersimizde sizlere Türk Edebiyatı'nda tiyatro ve Batı Edebiyatı'nda tiyatro konusunu anlatacağız. Evvela tiyatro nedir? Teatral kelimesi ile ilintili olarak düşünülen tiyatronun çok ciddi bir geçmişi var. Antik Yunan'da bağ bozumu şenliklerindeki eğlenceler sırasında ortaya çıktığı düşünülmektedir. Ama aynı zamanda öteki toplumlarda da kaynağını bir takım dinsel ayinlerden veya ritüellerden aldığına dair de çok ciddi tespitler bulunmaktadır kaynaklarda. Peki Türk Edebiyatı'nda tiyatro nedir? Onunla başlayalım. Evvela tiyatronun sahne üzerinde ve bir seyirci topluluğu önünde sanatçılar tarafından hareketli olarak canlandırılan bir eylem olduğunu, bir edebi eylem veya tür olduğunu söylemekle başlayalım. Dolayısıyla bu işte dramatizasyon dediğimiz canlandırma esastır. Türk tiyatrosunun gelişimine baktığımızda Türk edebiyatında sözlü gelenek içinde ortaya çıkan bir tür olduğunu söylememiz lazım. Geleneksel Türk tiyatrosu dediğimizde Karagöz, Orta Oyunu, Meddah ve Köy Seyirlik oyunları akla gelir. Bunlara kuklayı da ilave eden kaynaklar da bulunmaktadır. Bu arada tiyatronun göstermeye dayalı bir edebi tür olduğunu da vurgulamış olalım. Geleneksel Türk tiyatrosu denildiği zaman aklımıza neler gelecek bir daha hatırlayalım. Karagöz, Orta Oyunu, Meddah, Köy Seyirlik oyunları ve dediğim gibi buna kuklayı da ilave etmek mümkündür. Geleneksel Türk tiyatrosu bağlamında halk tiyatrosuyla başlayalım. Bir kere geleneksel Türk tiyatrosu dediğimiz halk tiyatrosunun temel özellikleri nelerdir? Doğaçlamadır. Yani tuluattır. Ne demek doğaçlama veya tuluat? Herhangi bir kişinin veya kişilerin belli bir seyirci önünde herhangi bir ön hazırlık yapmaksızın oyunun oynanmasına doğaçlama veya tuluat denmektedir. Güldürmeye dayalıdır. Türk edebiyatında sözlü gelenek içinde tiyatro denildiği zaman akla komedi, komik, gülünç gibi ifadeler gelir. Şarkı, dans, taklit, söz oyunları halk tiyatrosunun temel unsurlarını oluşturur. Ve sözlü gelenek ürünü olarak kabul edilir. Yani herhangi bir şekilde yazıya dayalı değildir. Bunlarda metin yoktur, piyes yoktur. Tamamıyla halkın ortak muhayyilesinden süzülerek nesilden nesile aktarılan oyunlardan söz ediyoruz. Oyunların sonunda genellikle anlatılan olaydan alınması gereken bir ders vardır. Biz buna kıssadan hisse deriz. Yani oyunun izleyiciye verdiği esas mesaj. Karagöz oyunu tarihsel süreç içinde Sultan Orhan zamanına konumlandırılan bir edebi türdür. Karagöz ve Hacivat'ın Bursa'da yapılan bir caminin inşaatında çalışan iki işçi oldukları, birinin demir ustası ki bu Karagöz'dür, diğerinin de duvar ustası olduğu sanılır. Bu da Hacivaz veya Hacivat'tır. Bunların inşaat sırasında birbirleriyle çok şakalaşmalarından ötürü inşaatın bir türlü ilerleyememesi sultanı da rahatsız eder. Ve bir rivayete göre sultanın emriyle ikisinin de kellesi alınır. Ancak sonradan padişah yaptığına pişman olur ve Karagöz ile Hacivat'ın anısını yaşatmak üzere ünlü bir tiyatrocu olan Şeyh Küşteri'yi görevlendirir. Şeyh Küşteri onların anılarını yaşatmak üzere deri parçalarından Karagöz ve Hacivat şekillerini ortaya çıkarır ve bunları bir tür canlandırma aracı olarak kullanır. Bir perde gerer, bir çerçeveye arkasına iki tane kandil koyar veya mum koyar. O deriden yapılmış olan şekillere iki çubuk yerleştirir ve taklitler vasıtasıyla bunları sahnede dramatize etmeye başlar. Böylelikle Karagöz ve Orta Oyunu'nun ortaya çıktığı tahmin edilir. Aslında bazı kaynaklarda Karagöz ve Orta Oyunu'nun bir kukla oyunu olarak kaynağını Çin'den aldığına dair bilgiler de vardır. Peki Karagöz nedir? Topluca şunları bilelim. Bir gölge oyunudur.
Buna aynı zamanda eskiden hayal oyunu da derlerdi ki Karagöz oynatan kişiye hayalbaz adı, yani hayal oynatıcısı da denmiştir. Esas karakterleri Karagöz ve Hacivat'tır. Şive taklitlerine ve Arapça Farsça kelimelerinin telaffuzuna çokça yer verilir. Bunların yakın anlamlıları söylenir ve bunlar bir güldürü unsuru olarak karşımıza çıkarılır. Hacivat daha çok kelimelerin doğru şeklini telaffuz eder. Karagöz'e de bunları öğretmeye çalışır. Karagöz sürekli olarak bunları yanlış anlar. Bu yanlış anlamalar üzerinden de bir komik durum ortaya çıkar. Cinassar, yani yazılışlara aynı anlamları farklı olan kelimeler, tevriyeler, yani iki gerçek anlama gelen ifadelere sıkça yer verilir. Metinler ortak malıdır halkın. Yani herhangi bir sahibi yoktur. Bunlar oyundan oyuna değişkenlik gösterir ve dediğim gibi nesilden nesile şifahi olarak gelir. Önceden hazırlanmış bir metin kesinlikle söz konusu değildir. Doğaçlamanın temelinde zaten bu vardır. Oyunun bölümlerine baktığımızda mukaddime, ki oyunun giriş bölümüdür. Burada Hacivat bir gazel okuyarak sahneye çıkar. Yar bana bir eğlence, yar bana bir eğlence der. Ve Karagöz'ü bir şekilde sahneye davet eder. Muhavere bölümü karşılıklı söyleşme bölümüdür. Fasıl oyunun asıl bölümü olarak da değerlendirilir. Ve bitiş bölümü, bu bölümde oyunun bitirildiğini görürüz. Bir sonraki oyunun nerede olacağı, ne zaman oynanacağına dair bilgiler halk ile paylaşılır ya da izleyenler ile paylaşılır. Karagöz sözünü esirgemeyen bir tiptir. Öğrenim görmemiş, cahil halkın temsilidir. O bir halk adamıdır. Hacivat ya da Hacı İvaz ise yarı okumuş, yarı aydın bir tiptir. Bir tür medrese kaçkını gibi de bakılabilir Hacı İvaz'a. Oyunda her meslek ve sınıftan insana yer verildiğini görürüz. Örneğin Tutsuz Deli Bekir karakteri bir kabadayı olarak karşımıza çıkar. Yine Beber Ruhi bir cüce tiptir. Matiz sarhoş tiptir. Ve benzeri pek çok karakter yardımcı karakter olarak burada karşımıza çıkar. Aynı zamanda Arap, Kürt, Arnavut, Ermeni, Laz, Çerkez gibi tiplemelere de yardımcı tiplemeler olarak yer verildiğini söyleyebiliriz. Güldürü ve şive taklitleri ve yanlış anlamalarla esas komedi dediğimiz şey ortaya çıkarılır. Geldik meddaha. Medh kelimesinden gelir. Meddah sözcüğü, meddah aslında bir hikaye anlatıcısıdır. Ama bu hikayeyi anlatırken türlü türlü taklitlerle bunu yapar. Bazen bir hayvanı canlandırır, bazen bir ağacı, bazen bir kuşu, herhangi bir nesneyi çeşitli biçimlerde canlandırır. Onun temel amacı izleyiciye taklitler aracılığıyla, hikayeler aracılığıyla keyifli vakit geçirmektir. Meddah, methedici, övücü manasıyla da bilinir. Taklitler yapar, hoş öyküler anlatır, halkı eğlendirir. Meddahlık bir adam, bir anlamda tek adamlı tiyatrodur. Günümüzde ne diyorlar buna? Stand-up. Meddah yüksekçe bir yerde oturur ve bir öyküyü başından sonuna kadar anlatır. Canlandırdığı kişileri ağız özelliklerine göre konuşturur. Yani şive taklitleri yapar. Perdesi, sahnesi, elbiseleri, dekoru, kişileri bulunmayan bu tiyatronun her şeyi meddahın zekasına, bilgisine, söz söylemedeki başarısına bağlı olduğunu söyleyelim. Yani kostüm oldukça sınırlı, birkaç parça bir şeyden bahsedeceğiz. Mesela bir bastonu var elinde, bir havlusu var ve 4. Murat zamanına konumlandırıldığı için ve 4. Murat geceleri sokağa çıkmayı yasakladığı için, kimi zaman da çıkanlara mutlaka lambayla çıkacaksınız dediği için, bir de 4. Murat döneminde ortaya çıktığı düşünülen bu oyunda meddahın elinde kimi zaman lambayı da görmek mümkündür. Meddahlar klasikleşmiş beyitlerle öykülerine başlarlar. Meddah kişilerin ağız özelliklerini taklit ettiği gibi az önce de söyledim hayvanların veya doğa unsurlarının cansız nesnelerin de seslerini taklit edebilir. Onların yerine geçebilir. Onlarla özdeşleşim
gerçekleştirebilir. Meddahın iki aracı var, temel iki araç. Buna temel iki aksesuar da diyebilirsiniz. Biri boynuna doladığı mendili, öteki de elinde tuttuğu sopasıdır. Mendiliyle sık sık alnını siler, sopasıyla ikide bir yere vurarak dikkatleri üzerine toplamaya çalışır. Bu arada sopasını çeşitli canlandırmalarda enstrüman olarak, bir araç olarak da kullandığını biliyoruz. Bitişte sürçülisan ettiysek affola der. Yani herhangi bir şekilde bir dil kusuru işlediysek bağışlayın anlamında özrünü beyan eder. Ve oyundan çıkarılması gereken his, kısadan hisseyi ifade eder. Daha sonraki oyunun nerede anlatılacağını, ne zaman anlatılacağını söyler ve sahneden çekilir. Evet, sıradaki oyunumuz orta oyunu. Köy seyirlik oyunlarını da birazdan anlatacağız. Evvela orta oyunundan bahsedelim. Aslında orta oyunu ile Karagöz ve Hacivat arasında çok ciddi paralellikler vardır. Bir anlamda orta oyunu Karagöz ve Hacivat'ın sahneye konmuş gerçek insanlarla canlandırılmış hali de diyebiliriz. Orta oyunu için bilmemiz gereken temel bir takım bilgiler şöyle özetlenebilir. Bir kere orta oyunu çevresi izleyicilerle çevrili belli bir alan içinde oynanan, tıpkı Karagöz'de olduğu gibi, Meddah'ta olduğu gibi yazılı bir metne dayanmayan, yani doğaçlama olan, içinde müziğin, raksın, şarkıların da bulunduğu bir oyundur. Orta oyunu eski kaynaklarda, 19. yüzyıldan önceki kaynaklarda kol oyunu, meydan oyunu, taklit oyunu, zuhuri gibi adlarla da anılmıştır. Tekrar edelim. Kol oyunu, ki kaynaklarda bunu çok göreceksiniz. Meydan oyunu, taklit oyunu ve zuhuri gibi adlandırmalar orta oyunu için kullanılmaktadır. Orta oyunu hanlarda ya da kahvehanelerde veya köy meydanlarında yahut kapalı yerlerde, köy odalarında söz gelimi oynanmakla birlikte genel olarak açık yerlerde ortada oynanan bir oyundur. Köy meydanları bunun için oldukça elverişlidir. Oyunun oynandığı yuvarlak ya da oval alana palanga denir. Palanga kelimesini lütfen unutmayınız. Kaynaklarda bununla ilgili pek çok soru göreceksiniz. Palanga, orta oyununun oynandığı yuvarlak veya oval alana verilen addır. Oyunun dekoru oldukça basittir. Yeni dünya denilen bezsiz bir paravandan ve dükkan denilen iki katlı bir kafesten oluşur. Yeni dünya ev olarak, dükkanda iş yeri olarak kullanılır. Dükkanda bir tezgah, birkaç hasır iskemlede bulunur. Orta oyununun kişileri ve fasılları Karagöz oyunuyla büyük oranda benzerlik gösterir. Oyunun en önemli iki kişisi Kavuklu ve Pişekar'dır. Kavuklu Karagöz'ün karşılığı, Pişekar ise Hacivat'ın karşılığı olarak karşımıza çıkar. Orta oyununda gülmece öğesi Karagöz oyundaki gibi yanlış anlamalara, nüktelere ve gülünç hareketlere dayanır. Oyunda çeşitli mesleklerden, yörelerden, uluslardan insanların mesleki ve yöresel özellikleri ağızları taklit edilir. Bunlar Arap, Acem yani Fars, Kastamonulu, Kayserili, Kürt, Frank, Laz, Yahudi, Ermeni ve benzeri sayılabilir. Orta oyununda kadın rolünü oynayan kişiye zenne adı verilir. Zen Farsça'da kadın demektir zaten. Zenne kadın kılığına girmiş erkek olarak da bilinir. Dolayısıyla burada yine Beber Ruhi dediğimiz cüce tiplemesi vardır. Tutsuz Deli Bekir dediğimiz kabadayı tipi vardır. Ve daha pek çok yardımcı unsur veya eleman burada da karşımıza çıkar. Mizahi anlayış ön plandadır. Karşılıklı konuşmalara yani muhavereye dayanır. Anonim olma özelliğine sahiptir. Zaten geleneksel Türk tiyatrosunun genel özelliğidir. Anonimdir, halkın ortak malıdır. Doğaçlamaya dayanır. Yani tuluattır. Bu yine ortak bir özellikti. Müzik öğesi önemli bir yer tutar. Dekor yok denecek kadar azdır. Orta oyununun bölümleri. Mukaddime yani giriş. Zurnacı pişekar havası çalar.
Pişekar çıkar ve izleyiciyi selamladıktan sonra zurnacıyla konuşur. Muhavere yani karşılıklı konuşma ya da söyleşme. Bu bölüm Kavuklu ile Pişekar'ın birbirleriyle tanıdık çıkmaları konusuyla başlar. Kavuklu ile Pişekar'ın birbirinin sözlerini ters anlamaları bir gülmece oluşturur ki buna arzbar denir. Arzbar kavramı yine terimsel olarak kaynaklarda, soru bankalarında karşınıza bolca çıkar. Arzbardan sonra tekerleme başlar. Tekerlemede Kavuklu başından geçen olağan dışı bir olayı Pişekar'a anlatır. Pişekar da bunu gerçekmiş gibi dinler, sonunda bunun bir düş, bir hayal veya bir rüya olduğu anlaşılır. Fasıl oyunun asıl bölümüdür. Karagöz'de olduğu gibi. Belli bir olayın anlatıldığı ya da dramatize edildiği bölümdür. Bitiş oyunun final bölümüdür, bir son bölümüdür. Pişekar izleyiciden özür diler, sürçülisan ettiysek affola benzeri gibi ve gelecek oyunun adını, yerini bildirir, zamanını bildirir, oyunu kapatır. Ve köy seyirlik oyunları. Köy seyirlik oyunları genelde bayram larda veya önemli günlerde, Nevrozlarda yahut yılbaşı dediğimiz törenlerde ve daha çok düğünler esnasında tamamıyla amatör bir ruhla ortaya konan bir oyunun adıdır. Genellikle dediğim gibi bu oyun düğünlerde karşımıza çıkıyor. Burada herhangi bir oyun sahnelenir, belli bir konusu yoktur. Kesinlikle doğaçlamadır. Oyuncular profesyonel değildir, amatördürler. Kostüm oldukça sınırlıdır. Şöyle sıralanabilir temel özellikler. Köylerde yılın belli günlerinde az önce düğünlerden, yılbaşı şenliklerinden bahsettim. Bayramlarda ve kutlamalarda oynanan bir oyundur. Bu oyunda ana öge taklittir. Yazılı bir metin kesinlikle yoktur. Oyuncular halktan kişilerdir. Oyun belli bir olay seçilerek hiç hazırlık yapılmadan oynanır. Gelelim Tanzimat döneminde Türk tiyatrosuna ve tiyatronun genel özelliklerine. Gene Tanzimat edebiyatı her alanda yenileşmenin olduğu gibi tiyatro alanında da ciddi bir değişim ve dönüşümün yaşandığı dönemdir. Türk tiyatrosu bu dönemde adeta level atlamıştır diyebiliriz. Çünkü geleneksel Türk tiyatrosunun mantalitesinden yararlanmakla birlikte Batı tiyatrosunun taklit edildiğini ve Batı tarzı tiyatro anlayışlarının ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Tanzimat tiyatrosu tarihi ve sosyal konuları işlemiştir. Bu dönem tiyatro çalışmaları telif, tercüme ve adaptasyon olmak üzere 3 grupta toplanabilir. Telif bir kişi tarafından yazılan, tercüme çeviri yoluyla kazandırılan, adapte ise ya da adaptasyon ise başka bir kültür içinde ortaya çıktığı halde Türk kültürüne ve Osmanlı kültürüne adapte edilen, uyarlanan demektir. Genelde komedi türü Tanzimat tiyatrosunda ağırlıklıdır. Tiyatro eserlerinde üç birlik kuralına uyulur. Yer, olay, zaman. Aynı olay bir tek yer veya mekanda en fazla 24 saatlik bir zaman içinde ortaya konur. Bu Antik Yunan tiyatrosundan gelen bir özelliktir. Tragedyalardan ve komedyalardan kaynaklı bir özellik. Ancak Tanzimat'ın ikinci döneminde Abdülhak Hamit'in tiyatroları bu yargının dışındadır. Yani Hamit bazı oyunlarında üç birlik kuralına uymamıştır. Tiyatro eserlerinde iyiler tümden iyi, kötüler tümden kötüdür. Bu romantik tiyatro anlayışının bir özelliği olarak da karşımıza çıkar. Eserler nasihatle biter, iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Bu da masalların bu dönemde Türk tiyatrosuna bir etkisi olarak da düşünülebilir. İbrahim Şinasi, Şair Evlenmesi adlı oyunu yazar. Şair Evlenmesi, batılı anlamda ilk tiyatro eseri olarak kabul edilir. Şair Evlenmesi bir komedidir. Şair Evlenmesi'nde ana kahraman Müştak Bey bir kıza aşık olur. Fakat görücü usulü bir evlilik yapar ve aşık olduğu kızı değil, onun evde kalmış yaşlı, çirkin ablasını ona verirler.
ve Zifaf Gecesi bunun farkına varır. Ardından mahalleli araya girer ve olay tatlıya bağlanır. Bu görücü usulü evliliğin zararlarının anlatıldığı bir eserdir. Namık Kemal tiyatroda eğlence ile toplumsal yararı yani faydayı birleştirir. Vatan yahut Silistre Türk edebiyatında sahnelenen ilk tiyatro eseri olarak karşımıza çıkar. Tekrar edelim. Türk edebiyatında ilk tiyatro eseri Şair Evlenmesi'dir. Batılı anlamda ilk tiyatro eseri ve Şinasi'ye aittir. Ancak sahnelenen ilk tiyatro eseri Vatan yahut Silistre'dir. Burada İslam Bey ve Zekiye karakterlerini lütfen unutmayalım. Vatan yahut Silistre oyunu sahnelendikten sonra halk galeyana gelir ve Namık Kemal Magosa'ya sürgüne gönderilir. Celaleddin Harzemşah oyunu yine Namık Kemal'in en önemli oyunlarından biridir. 15 perdelik bir oyundur. Celaleddin Harzemşah şu tarihi bir tiyatro oyunu olmanın yanında şu açıdan da önemlidir. Namık Kemal, Celaleddin Harzemşah'ın ön sözünde tiyatro hakkında görüşlerini ortaya koyar. Tiyatro faydalı bir eğlencedir der. Hatta eğlencelerin en faydalısıdır der. Oyunlarında daha çok tarihsel konuları, sosyal konuları işlemeye çalışmıştır. Gülnihal, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Kara Bela gibi oyunlar Namık Kemal'in önemli oyunlarıdır. Namık Kemal'in oyunlarını bilmeniz lazım arkadaşlar. Bunlar hem soru bankalarında hem deneme sınavlarında çokça karşınıza gelir. Aynı zamanda gerçek sınavda da Namık Kemal'in tiyatro oyunları her zaman için potansiyel olarak soru olma özelliği taşır ya da taşıyabilir. Ahmet Vefik Paşa tercüme ve adaptasyon tarzında eserler vermiştir. Tanzimat döneminin büyük aydını Ahmet Vefik Paşa pek çok yabancı dil bilmektedir. Özellikle Fransızcadan yaptığı çeviri ve adaptasyonlarla tiyatroya çok büyük hizmetleri olmuş bir devlet adamıdır. Aynı zamanda Ahmet Vefik Paşa'nın Bursa'da valilik yaptığını ve Bursa'da valilik yaptığı dönemde büyük bir tiyatro binası inşa ettirdiğini de biliyoruz. Ahmet Vefik Paşa tıpkı İbrahim Şinasi gibi klasik tiyatro anlayışını benimsemiştir. Ahmet Vefik Paşa özellikle Molière çevirmeni olarak bilinir. Fransız sanatçı Molière'den pek çok çeviri ve adaptasyon yapmıştır. Zor Nikah, Zoraki Tabip bunların içinde oldukça önemlidir. Kadınlar Mektebi, Kocalar Mektebi yine önemli oyunları arasındadır çeviri ve adaptasyon olarak. Direktör Ali Bey. Direktör denilmesinin nedeni arkadaşlar o dönem duyumlu umumiye dediğimiz genel borçlar idaresinde direktörlük görevinin olması hasebiyledir. Direktör Ali Bey Kokana Yatıyor adlı oyunuyla bilinir. Molière'den adapte ettiği Ayyar Hamza ile tiyatromuza katkıda bulunmuştur. O zaman direktör Ali Bey Kokana Yatıyor bu önemli bir tiyatro eseri. Aynı zamanda Molière'den yaptığı çevi adaptasyon Ayyar Hamza da karşınıza sıkça çıkacaktır. Şemsettin Sami bu dönemde büyük bir sözlük alimi olarak karşımıza çıkar. Besa yahut Ahde Vefa çokça sorulan tiyatro oyunlarından biridir. Gave Seydi Yahya adlı eserleriyle tiyatromuza katkıda bulunmuştur. Tekrar edelim. Şemsettin Sami bu dönemde Besa yahut Ahde Vefa, Gave ve Seydi Yahya adlı tiyatro eserleriyle karşımıza çıkar veya adaptasyonlarıyla. Bunlardan özellikle Besa ve Ahde Vefa karşımıza sıkça çıkacaktır. Ahmet Mithat Efendi, Eyvah adlı dramıyla tiyatro türünde eser vermiştir. Ahmet Vefik Paşa daha çok popüler bir romancı olarak bilinir. 36 veya 37'ye yakın roman yazmıştır. Onun dışında hemen hemen pek çok türde ürün vermiş bir adam. 200'den fazla eseri olduğu tahmin edilmektedir. Ahmet Mithat Efendi romantik tiyatronun tıpkı Namık Kemal gibi önemli isimlerinden biridir. Eyvah dediğim gibi karşınıza çıkma ihtimali olan bir eser. Recaizade Mahmut Ekrem'in Atala, Vuslat ve Çok Bilen Çok Yanılır tiyatro ürünlerini bilmeniz lazım. Bunlardan özellikle Çok Bilen Çok Yanılır bir komedi olarak karşınıza sıkça çıkar.
Hamid eserlerinin bir kısmını mensur, bir kısmını manzum yazmıştır. Abdülhak Hamid, Üstad-ı Azam, şiirde olduğu gibi tiyatro alanında da oldukça önemli bir sanatçıdır. Oyunları mensur ve manzum oyunlar olmak üzere ikiye ayrılabilir. Mensur olanlar Macerayı Aşk, Sabru Sebat, İçli Kız, Duhteri Hindu, Fintan ve Yadigarı Harp'tir. Manzum olanlar ise Nazife, Nesteren, Eşber, Tarhan, Sardanapol, İlhan ve Hakan'dır. Bu oyunlarını özellikle bilmeniz lazım çünkü Abdülhak Hamit Tarhan Tanzimat döneminin en önemli tiyatro sanatçılarından, ustalarından biridir. Hatta ikinci dönem Tanzimat edebiyatının kuşkusuz en büyük tiyatro yazarı veya şairi denebilir. 1880'den sonraki tiyatro eserlerini okunsun diye yazmıştır. Bu bilgi de karşınıza yüzlerce kez çıkar. Abdülhak Hamit Tarhan'ın oyunları dil açısından problemlidir, üslup açısından sıkıntılıdır, aynı zamanda teknik açıdan zayıftır. Çünkü oyunlarını yazarken bunları bir tür roman mantığıyla, uzun hikaye mantığıyla veya uzun şiir mantığıyla kaleme alır. Bu bağlamda sahne tekniklerinin çok zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Eserinde sosyal gerçeklere pek değinmemiştir. Daha çok bireysel konuları işlemiştir. Bireyin iç dünyasına yönelmiş ve daha çok psikolojik detayları öne çıkarmaya çalışmıştır. Hamit'in piyeslerinde en büyük kusur az önce de ifade ettiğimiz gibi dilde ve üsluptaki savrukluktur, düzensizliktir. Servet-i Fünun döneminde tiyatro. Servet-i Fünuncular kendi düşüncelerini yansıtan oyunların bu dönemde oynanmasına izin verilmeyeceğini düşündükleri için veya bildikleri için tiyatro ile pek uğraşmamışlardır. Zaten sürece baktığımızda 2. Abdülhamid'in istibdat dönemi bütün ağırlığıyla hissediliyor. Gazeteciler söz söylemez hale geliyor, tutuklanıyor ya da köprü altlarında vuruluyor ve bu dönem ciddi anlamda bir basın sansürünün yaşandığı dönem olarak kayda geçiyor. Bu dönem sanatçıları da haliyle toplumsal konuları bir kenara itiyor ve bireysel konulara yöneliyor. Bu aslında Tanzimat'ın ikinci döneminde başlayan bir durumdur. Servet-i Fünun'da bu durum çok daha ciddi ve ağır bir şekilde hissediliyor. Servet-i Fünuncular 1908'den sonra bazı tiyatro eserleri ortaya koymuşlardır. Ancak Servet-i Fünuncuların bu piyesleri diğer türlere göre oldukça zayıftır. Yani şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Servet-i Fünun döneminde tiyatro çok çok zayıftır. Bu denemelerde tiyatro denemelerinde konuşma diline yaklaşmak için çaba gösterilmiş. Eserlerde evlenme, boşanma ve kadınların medeni hakları gibi konular işlenmiştir. Yani şiirde oldukça ağır bir dil kullanan Servet-i Fünuncular yine realist anlayışla yazdıkları romanlarda çok ağır bir dil kullanan Servet-i Fünuncular tiyatro eserlerinde konuşma dilini yakalamaya çalışmışlardır. Hüseyin Suat, bu ismi unutmayın lütfen. Hüseyin Suat, Servet-i Fünuncular içinde tiyatroyla en çok ilgilenen sanatçıdır. Başarılı bir tiyatro dili olan sanatçının Şehbal yahut İstibdadın Son Perdesi, Devai Aşk gibi eserleri vardır. Hüseyin Suat, Servet-i Fünun döneminde tiyatro denince mutlaka akla gelmesi gereken bir isimdir. Halit Ziya, modern Türk romanının babası, aynı zamanda Servet-i Fünun döneminin en büyük romancısı Halit Ziya Uşaklıgil, tiyatro türünde pek başarılı değildir. Kabus adlı dramı Fransızcadan adapte ettiği iki tiyatro Füruzan ve Fare teknik olarak zayıftır. O zaman Kabus, Füruzan ve Fare oyunlarının altında Halit Ziya Uşaklıgil'in imzasının olduğunu unutmayalım. Mehmet Rauf, Eylül adlı romanıyla bildiğiniz Mehmet Rauf, roman dışında tiyatro eserleri de yazmıştır. Pençe, Cidal ve Diken bu tiyatrolarından bazılarıdır. En çok sorulan tiyatro oyunları Pençe ve Cidal'dir. Cenap Şahabettin.
Cenap Şahbettin, Servet-i Fiyun'un döneminde Tevfik Fikret'ten sonra ikinci büyük şair olarak karşımıza çıkar. Cenap Şahbettin sembolist bir şairdir, dili oldukça ağırdır, Arabi ve Farsi tamlamalarla adeta raks etmiştir. Cenap Şahbettin'in bir doktor olduğunu biliyorsunuz. Cenap Şahbettin tiyatro türünde de pek başarılı olmasa da yalan ve körebe oyunları vardır ve bu oyunlar sorulmaktadır. Dediğim gibi başarılı bir şairdir Cenap Şahbettin. Pek çok türde ürün vermiştir. Ancak tiyatro türünde çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Yalan ve körebe Cenap Şahbettin'in sorulma ihtimali olan tiyatro eserleridir. Modern tiyatro. Modern tiyatro Türk edebiyatına Tanzimat döneminde Batı'dan geldi. Özellikle Fransız edebiyatının taklidi ile bu dönemde modern tiyatronun Türkiye'de de görüldüğünü söyleyebiliriz. Şinasi ilk yerli oyun olan Şair Evlenmesi'ni yazmıştı. Ahmet Vefik Paşa Fransız sanatçı Molière'den 16'ya yakın çeviri ve adaptasyon yapmıştı. 1877-1908 arasında 2. Abdülhamid'in İstibdat adı verilen baskıcı dönemi sanatçılar üzerinde etkili olduğu için Türk tiyatrosunda maalesef bir gelişme olamamıştır. Milli Edebiyat döneminde tiyatro yeniden canlanır gibi olur. İlk Müslüman kadın oyuncu Afife Jale bu dönemde sahneye çıkmıştır. Musahipzade Celal bu dönemin önemli tiyatro yazarlarından sayılabilir. Cumhuriyet döneminde devlet konservatuvarlarının, devlet tiyatrolarının, şehir tiyatrolarının açılması ve özel tiyatro gruplarının oluşması bir avantaja dönüşmüştür. Özellikle Muhsin Ertuğrul modern Türk tiyatrosunun oluşmasında en önemli katkılardan birini sunmuştur. Türk tiyatrosunun bazı ilkleri. Modern tiyatro öncesinde Anadolu'da geleneksel tiyatronun olduğunu söyledik. Karagöz, Meddah, Orta Oyunu, Köyseyirlik oyunlarının aslında Türkiye'de veya Osmanlı'da tiyatro ihtiyacını karşıladığını ifade ettik. Bizde batılı anlamda tiyatro ilk kez Tanzimat döneminde görülmüştür. Bu dönemde Tanzimat sanatçıları batıdan tiyatro çevirileri yapmıştı. Örneğin Ahmet Vefik Paşa Molière'den pek çok çeviri yapmıştı. Bunu birkaç kez tekrar ettik. Modern anlamda ilk yerli tiyatronun Şinasi'nin Şair Evlenmesi olduğunu mutlaka bilin. Bir töret komedisi olduğunu, oyunda görücü usulü evlenmenin sakıncalarının işlendiğini unutmayın. Sahnelenen ilk yerli tiyatro ise Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre adlı oyunudur. Bu oyunun ana kahramanı Zekiye ve İslam Bey'dir ve oyun sahnelendikten sonra Namık Kemal Magosa'ya sürgüne gönderilmiştir çünkü halk galeyana gelmiştir. Türk edebiyatında ilk dram örneği Recaizade Mahmut Ekrem'in Afife Angelik adlı eseridir. İlk dram örneği Afife Angelik'tir ve Ekrem'e aittir. Modern anlamda Türk tiyatrosunun asıl kurucusunun Muhsin Ertuğrul olduğunu ise lütfen unutmayalım. Cumhuriyet döneminde hece ile yazılan ilk tiyatro Yusuf Ziya Ortaç'ın Binnaz adlı oyunudur. Binnaz, Yusuf Ziya Ortaç'ındır ve hece ile yazılan ilk tiyatro eseridir. Aruz'la yazılan ilk eser ise Abdülhakim Tarhan'ın Eşber adlı oyunuydu. Bunu da lütfen bil. Epik tiyatronun kurucusu ya da halkçı tiyatro veya Bertolt Brecht tarzı tiyatro diyenler de var bunun için. Keşanlı Ali Destanı'nı ortaya koyan Haldun Taner'dir. Bu bilgiyi tekrar edelim. Epik tiyatro, halkçı tiyatro yahut Bertolt Brecht tarzı tiyatronun Türk edebiyatındaki kurucusu Haldun Taner'dir. Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı Türk edebiyatında ilk epik tiyatro örneği olarak kabul edilir. İlk Müslüman kadın oyuncusu, kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale'dir. Sahneye çıkan ilk Müslüman kadın tiyatrocu Afife Jale Türkiye'de. İstanbul'da temsil vermek üzere kurulan ilk tiyatro Gedikpaşa Tiyatrosu'dur. Güngör Dilmen, Canlı Maymun Lokantası eseriyle
absürt yani saçma tiyatronun temsilcisi olarak karşımıza çıkar. O halde birkaç bilgiyi tekrar edelim. Hece ile yazılan ilk tiyatro Yusuf Siyah Ortaç'ın Binnaz adlı oyunudur. Epik tiyatronun kurucusu Cumhuriyet dönemi sanatçısı Haldun Taner'dir. Eseri Keşanlı Ali Destanı. İlk Müslüman kadın tiyatrocusu Afife Jale. İstanbul'da temsil vermek üzere yani oyunlar sahnelemek üzere kurulan ilk tiyatro Gedikpaşa Tiyatrosu'dur. Güngör Dilmen ise özellikle Canlı Maymun Lokantası adlı eseriyle absürt yani saçma tiyatronun önemli temsilcisidir. Konular ve temalara baktığımızda Anadolu'ya yönelme, Kurtuluş Savaşı yılları, Atatürk'ün fikirleri, bunların halka benimsetilmesi, Cumhuriyet düzeninin olumlu yönleri, mitoloji, efsane, masallar, Türk tarihi, Türk milliyetçiliği, batılılaşma, toplumsal değerlerdeki değişimler, eski yeni çatışmaları ve eski ve yeni yaşam biçimlerinin çatışmalarının sahneye taşınması en çok karşımıza çıkan konulardır. 1923-1950 arası önemli tiyatro yazarları Musahipzade Celal, Fermanlı Deli Hazretleri en önemli oyunlarından biridir. Aynaroz Kadısı yine çokça sorulan oyunlarından biri. Kafes arkasında bir kabuk devrildi, mum söndü, gül ve gönül. Özellikle bu adını zikrettiğimiz eserlerden Fermanlı Deli Hazretleri ve Aynaroz Kadısı pek çok soru bankasında ve deneme sınavında karşınıza çıkacaktır. Bu iki eseri mutlaka bilmeniz gerekiyor. İbnü'r Refik Ahmet Nuri 8.'nin ise Hisse-i Şai'a adlı eseri karşınıza çıkabilir. İbnü'r Refik Ahmet Nuri eseri Hisse-i Şai'a. İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun İnanmak isimli tiyatrosu, Reşat Nuri Güntekin'in Taş Parçası, Nahit Sırrı Örük ki siz onu Abdülhamit Düşerken isimli romanıyla tanıyorsunuz. Nahit Sırrı Örük'ün Sönmeyen Ateş isimli eseri bir tiyatro eseri olarak önemli. Halit Fahri Ozan Soy Beşececilerdendir. Sönen Kandiller, Nedim ve On Yalın Destanı. Bunlardan Nedim ve Sönen Kandiller kaynaklarda çokça geçer. Faruk Nafiz Çamlıbel Beşececilerin en büyük şairidir. Milli Edebiyat döneminin ve Cumhuriyet döneminin heceyi en iyi kullanan isimlerinden biri olarak belki de en iyisi olarak karşımıza çıkar. Faruk Nafiz Çamlıbel özellikle şiirle pek çok uğraşmış, vakit geçirmiş, bir hayli vakit geçirmiş şiir sahasında. Ancak manzum tiyatro oyunları da kaleme almıştır. Özellikle Akın, Özyurt, Canavar ve Yayla Kartalı gibi tiyatro eserleri çokça sorulmaktadır. Akın, Özyurt, Canavar, Yayla Kartalı, Faruk Nafiz Çamlıbel için çokça sorulan tiyatro eserleridir. Hüseyin Rahmi Gürpınar, naturalizmin Türkiye'deki en büyük simalarından biridir. Büyük bir romancıdır Hüseyin Rahmi Gürpınar. Özellikle Kadın Erkekleşince isimli eseri soru bankalarında çok geçer. Bu eseri bilmeniz iyi olur. Yaşar Nabi Nayır'ın ise İnkılap Çocukları önemli. Yine Cevdet Kudret Soluk'un Tersine Akan Nehir ve Rüya İçinde Rüya isimli eserleri tiyatro oyunu olarak önemli. Yedi Meşaleciler'den Yaşar Nabi Nayır ve Cevdet Kudret Soluk'un bu eserlerini de bilmekte fayda var.